Evet, iyi akşamlar. Canlı yayına başlayalım. Saatimiz 9:30. Tam zamanında başlayalım. Bugün koşullu biçimlendirmeleri konuşacağız sevgili arkadaşlar. Bugün koşullu biçimlendirmelerle çalışalım. Canlı yayınımız başlasın. Şimdi adım adım ilerleyelim. Örnek dosyamız üzerinden çalışalım sevgili arkadaşlar. Eğitim.xsx dosyamız. Şuradan büyüteyim. Dünkü dosyamızın üzerinden devam ediyoruz. İndirmediyseniz de bu adresten indirebilirsiniz. Sesle ilgili bir problem var mıdır? Sesim nasıl geliyor? Bir teyit edelim. Ömer Bey merhaba. Merhabalar. Evet, sesiniz netmiş. Okey. Örnek dosya üzerinden ilerleyeceğiz. Dün akşamki örnek dosyamız da buydu. Bunun üzerinden ilerleyelim. Bugün koşullu biçimlendirmeleri konuşalım arkadaşlar. Excel'in gizli ve raporlamalarda çok yoğun kullandığımız bir özelliği koşullu biçimlendirmeler. Pardon. Adım adım da ilerleyelim. Sayfa 2'deki örnek dosyadan çalışacağız. Buradaki şu başlıklarımıza bakın. Öncelikle bir düzenleyin. Tablolarınızda metinler sola dayalı, tarihler ve rakamlar da raporlamalarda sağa dayalı olarak önerilir. Hadi bir soruyla başlayalım. Bu tabloyu klavyeden seçmenin iki tane kısa yolu var. Birincisi Ctrl A. Bunu herkes biliyor. İkincisi nedir? Excel'de bir tabloyu klavyeden nasıl seçersiniz? Hangi tuşlara basarak seçeriz? Bilenler bir yoruma yazsın lütfen. Ctrl A değil. Ctrl A'yı biliyoruz. O zaten bilinen bir şey. Çok güzel. İlk cevap Sabri Bey'den geldi. Ctrl Shift boşluk arkadaşlar. Excel'de bir tabloyu seçmenin diğer bir yolu. Bu da şuradan gelir. Ctrl boşluk sütun seçer. Benzer şekilde Shift boşluk satır seçer Excel'de. Ctrl Shift boşluğa bastığınız zaman da tüm tabloyu seçersiniz. Kulağımı deldiniz derken yüksek bir ses. Peki. Bir soru daha. Kenarlıkları kaldırmanın kısa yönleridir arkadaşlar. Excel'de. Bu tablomuzdaki tüm kenarlıkları kaldırmanın kısa yolu nedir? Biliyor musunuz? Alt Ş K K R bir diğer yolu o. Farklı bir yolu var. Tablonun içine tıklayalım. Ctrl Shift boşluk. Şuradan. Ctrl Shift boşluğa bastım. Ctrl Shift tire tuşlarına bastığınız zaman bakın kenarlıklarında kalktığını Excel'de görürsünüz. Şimdi burada koşullu biçimlendirmeler Excel'in en güçlü özelliklerinden bir tanesi ve raporlamalarda çok yoğun kullandığımız bir özellik. Buradaki tablolarımızda rakamlarımızı örneğin seçelim. Bakın şöyle ve bunu binlik basamaklarına ayıralım. Ctrl Shift ünlem tuşlarına basarak buradan direkt
Binlik basamağı ayırabiliriz tablomuzu. Ve örneğin 2017 yılındaki en yüksek 5 değeri işaretlemek isterseniz koşullu biçimlendirmede çok rahat görebiliriz arkadaşlar buradan. Buradaki bakın rakamları seçiyorum. Buradaki koşullu biçimlendirme uygulayacağım. Rakamları seçiyorum. Şöyle seçtim. Amacım mesela 2017'deki en yüksek 5 satışı yapan firma ile 2018'deki en yüksek 5 satışı yapan firma acaba aynı mı? Ya da 2017'de en çok satın aldığımız 5 firma ile 2018'deki en yüksek 5 firma, satın alma yaptığımız 5 firma aynı mı? Bunları buradan takibini yapalım. Buradaki değerleri seçtik. Koşullu biçimlendirmeleri kullanmak için öncelikle seçmeniz lazım. Burayı seçtikten sonra koşullu biçimlendirmeye geliyoruz. Daha sonra da buradan hangisini kullanacağımıza karar vermemiz lazım. Buradaki hücre kurallarını vurgula özelliklerimiz arkadaşlar. Belirli bir değerden büyük, küçük, arasında gibi değerler. İlk son kuralları ise en yüksek 5 öge, en son 10 öge gibi bakın buradaki şartlar. Ortalamanın üstünde ifadesini seçerek de bu seçtiğimiz aralıktaki ortalamanın üstündeki değerleri rahatlıkla buradan işaretleyebiliriz. Şimdi en yüksek 5'i bulalım. Bu aralıktaki en yüksek 5'e bulalım ve acaba 2018'de de en yüksek 5 aynı mı? Ya da birinci yarı yıl, ikinci yarı yıl gibi değerlerde acaba bunlar aynı mı? Burayı seçtim. Koşullu biçimlendirmeye geliyorum. İlk son kurallarına geldim. Buradan ilk 10 ögeyi seçiyorum. 10 değerini buradan 5 yaptığınız zaman ve yan taraftan bunu yeşil yaptığınız zaman örneğin en yüksek 5 değeri yeşil olarak işaretleriz. Şimdi bunları 2017-2018 demeyelim de örneğin Q1 diyelim birinci çeyrek ve Q2 diyelim ikinci çeyrek. Şimdi birinci çeyrekteki en yüksek 5 ile ikinci çeyrekteki acaba en yüksek 5 aynı mı? Şimdi ikinci çeyrek rakamlarını seçtim. Buradan burayı seçtim. Buradan koşullu biçimlendirmeye geliyoruz. İlk son kurallarına geliyoruz tekrar. İlk 10 ögeyi seçiyorum. 10 değerini buradan da 5 yaptım. Ve bunu da tekrar yeşil yapmak zorunda değilsiniz ama istediğiniz renk seçilebilir. Tamam dediğinizde bakın. En yüksek 5 de burada işaretlenir. Buradan sonra iş analize kalır. Buradaki değerler bakın. Bu firmada hem birinci çeyrekte hem ikinci çeyrekte en yüksek 5'in içinde. Ama mesela şu da içinde ama şu ve şu firmalar. Şu firmalar bakın. Birinci çeyrekte en yüksek 5'teyken ikinci çeyrekte en yüksek 5'e girememişler gibi analizleri buradan yaparız. Buradan koşullu biçimlendirmeyi kaldıralım. Buradan kuralları temizlediyorum. Tüm sayfadan kuralları temizleyelim. Şimdi arkadaşlarım koşullu biçimlendirmeleri ve Excel tablolarınızı parametrik kullanalım. Ne demek parametrik? Ben geleyim burada H1 hücresine bir değer yazayım. Bu değeri değiştirdiğim zaman bu tablo otomatikman değişsin. Şimdi bu tabloyu seçiyorum bakın. Amacım H1'e yazdığım değerden yukarıda olan değerleri işaretlemek. Rakamları seçtim. Buraya geldim. Koşullu biçimlendirme, hücre kurallarını vurgula. Buradan büyüktür diyoruz. Ve nereden büyük? Gelip buradaki H1 hücresine tıklıyoruz. Tamam dediğimizde H1 boş olduğu için hepsi otomatikman bakın işaretlendi. Şimdi buraya gelelim. 25, 45 bin dersek 45 bin yok. 25 bin diyelim. Enter'a bastığınız zaman bakın 25 bin'den yukarı olanlar geldi. Bu gayet güzel bir kullanışlıdır. Şuraya gelelim ki örneğin hedef satış değeri diyelim. Bakın hedef satışımız 25 bin ise hangileri 25 bini geçmiş? Buradan çok rahat işleyebiliriz. Bunu 35 bin yaptığınız zaman hedef satışınızı 35 bin olarak değiştirdiğinizde bakın bu tablo otomatikman değişir. Bu hücrenin de başka bir tablodan buraya otomatik gelmesini sağlarsanız buradaki rakam değişince buradaki tablonuz otomatikman değişecektir. Buna parametrik kullanım denir Excel'de. Yani bir hücredeki değeri değiştirdiğiniz zaman her şeyin değişmesini sağlamayı bu şekilde sağlayabiliriz. Şimdi burada
Devam edelim. Mesela kaldırıyorum tekrar. Koşullu biçimlendirme. Kuralları temizle. Tüm sayfadan kuralları temizle diyelim. Ortalamanın üstünde, ortalamanın altında olanları da işaretleyebiliriz. Mesela bunlar örneğin birinci çeyrekteki satış rakamlarımızda acaba hangileri ortalamanın üstündeymiş? Koşullu biçimlendirmeye gelirim. Buradan ilk son kurallarından bakın. Ortalamanın üstünde ifadesini seçtiğinizde direkt ortalamanın üstünde olanlar işaretlenir. Benzer şekilde ikinci çeyrek rakamlarını seçiyorum. Tekrar koşullu biçimlendirme. İlk son kuralları ortalamanın üstündeyi seçtiğimde buradan da ortalamanın üstünde olanlar bakın direkt işaretlenir. Bu şekilde arkadaşlar ortalamanın üstünde, ortalamanın altında olan değerleri rahatlıkla buradan işaretleyebiliriz. Bu çok güzel bir özelliktir. Koşullu biçimlendirme. Bunlar nispeten basit işlemler. Buradan geliyoruz. Kuralları temizle diyelim. Tüm sayfadan kuralları temizle diyelim. Şimdi buradaki görselliği artırma açısından dün akşam da kullandık. Koşullu biçimlendirmenin veri çubuklarını kullanabilirsiniz. Veri çubukları buradaki değerleri bakın renkli çizgiler şeklinde bize gösterir. Bu sayede de rakamları aramayız. En yüksek değer nerede, en düşük değer neredeymiş gibi değerler direkt buradan görünür. İkinci sıradaki renk ölçeklerine geldiğinizde de bu bir renk dağılımı. Yoğunluğun nerede olduğunu bize verir arkadaşlar bu da. Bakın şunlar. Burada bilmeniz gereken en alttaki renk en düşük sayıyı, en üstteki renkte en yüksek sayıyı gösterir. Şu yeşil beyazları kullanabilirsiniz. Yeşil beyazlar buradan. Gayet bakın en düşük değeri beyaz, en yüksek değeri de koyu yeşil şeklinde gösterir. Baktığınız zaman yoğunlaşma nerede olmuşu çok rahat görürüz. Örneğin şurada şu boş sayfalar var. Şunları silivereyim hemen. Sayfa 4'e geldiğimde bakın şurada bir satış tablomuz var. Şimdi bu satış tablomuzu şöyle bir dağıtayım. Değiştireyim rakamlarını. Eşittir. Rastgele arada diyelim. 1000 ile 5000 arasında rastgele bir sayı üretelim. Bunu yana kadar ve aşağı kadar şöyle çektim. Sağ buton kopyala ve tekrar sağ buton değer yapıştırdan bunları yapıştırdım. Şimdi sorumuz şu. Bunlar satış temsilcilerimiz ise, bunlar aylık rakamlar, satış rakamları ise acaba yoğunluk nerede ve hangi ayda ve hangi temsilcide olmuş? Bakın bunu bulmak için koşullu biçimlendirmenin renk ölçekleri çok kolay kullanılır. Bu rakamlar, aylar, temsilciler, yoğunlaşma nerede? Şimdi rakamları seçelim. Koşullu biçimlendirme. Buradan renk ölçekleri, buradan diğer kurallarda şu yeşil beyazı seçelim. Diğer kurallara gelmeden. Bunu seçtiğiniz zaman buradan direkt arkadaşlar bakın her yer renkli olarak karşımıza gelir ve yoğunluğun nerede olduğunu görürüz. Yoğunluk bakın. Yoğunlaşmanın buralarda olduğu görünüyor. Bunu şöyle de yapabiliriz. Farklı bir gösterim yapalım derseniz. Kuralları temizliyorum bakın. Şuraya geldim. Şunları buradan seçtim. Şöyle çizgisinden tuttum. Yana çektim. Kopyaladım çizgiden. Koşullu biçimlendirme. Renk ölçekleri. Buradan yeşil beyaz ölçeği seçtim tekrar. Ve şu şekliyle geldi. Buradan da sağ butona basarak hücre biçimlendire gelelim. Buradan açılan pencerede isteğe uyarlanmış tür kısmından da 3 tane noktalı virgülü seçelim. Tamam deyip rakamları gizleyelim. Şöyle bir yoğunluğumuz olsun. Sonra bu değerleri seçip şöyle kare şeklinde getirdiğiniz zaman bakın tablonuzun yanında ayrı bir tablo olarak yoğunlaşmanın nerelerde olduğu, düzenli gidip gitmediği gibi değerleri buradan görebiliriz. Şimdi bakın bu tablo bize neyi söylüyor?
Örneğin şurada hiç rakamlara bakmadan en yüksek ayın Ocak ayı olduğu, şuradan da şöyle şunları seçelim ya da baş harflerini yazalım sadece. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Bu bize neyi veriyor? Baktığınız zaman Hasan Berber'in satışlarının artmaya başladığını, şurada Cihan Demirci'nin Ocak ayı satışının çok iyi olduğunu ama Şubat'tan itibaren düşüp tekrar hafifçe yükselmeye başladığını. Bunları böyle yorumlamaya başladığınız zaman çok daha keyif alırsınız Excel'den. Mesela burada Şerife Çeliker'in ilk 2 ay çok iyi sattığını ama sonraki aylarda satışının düşmeye başladığını, bakın hiç rakamları görmeden bu yorumları direkt yapabilirsiniz. Buradan baktığınızda Ömer Saygı'nın düşük bir performans izlerken son 2 ayda da satışlarının yükselmeye başladığını görebiliriz. Oldukça güzel, oldukça güzel bir yapıdır bu. Koşullu biçimlendirmelerin bu veri çubukları özelliği. Şimdi dönelim sayfa 2'ye. Buradan sayfa 2'ye geldim. Koşullu biçimlendirmeden kuralları temizliyorum. Tüm sayfadan kuralları temizliyorum. Bir yandan da yazdıklarınıza bakayım. Mahfuz Bey hoş geldin. Mahfuz Deniz. Vidoport'un üyesi arkadaşlar Mahfuz Bey. Gayet iyi bir Excelci arkadaştır. Excel iyidir. Buradan bu değerleri seçtim. Sildim. Şimdi koşullu biçimlendirmelerde kullanacağınız bir diğer özellik de simge kümeleri. Asıl burası da çok güzel bir kullanışlı bir yerdir. Birinci çeyrek rakamlarını seçiyorum. Koşullu biçimlendirmeye geldim. Buradan simge kümelerine geliyorum. Buradan da bu yön oklarını, şekilleri, göstergeleri kullanabiliriz. Şimdi arkadaşlarım burası hiçbir işlem yapmadan bu şekilde üzerine getirdiğiniz zaman dağılımı %33'lük dilimlere göre yapar. Yani bu rakamları büyükten küçüğe dizer. Şöyle göstereyim tekrar. En yüksek mesela 45 rakam varsa en yüksek 15'ini yeşil yapar. Ortadaki 15'i sarı yapar. Onun altındaki 15'i kırmızı yapar. Dörtlüyü seçerseniz bunları da bu sefer 4'e böler. Yani %25'lik dilimlere böler. 5'i seçerseniz de %20'lik dilimlere böler. Bu şekilde direkt yapabilirsiniz. %33'lük dilimler halinde bunu yapar. Ama şöyle yapalım. Şimdi burada birinci çeyrek satışlarımız ve ikinci çeyrek satışlarımız. 30.000'den yukarı ise yanına bir yeşil ok koyalım. 30.000'de 20.000 arasında ise sarı ok gelsin. 20.000'den küçükse de kırmızı ok gelsin. Rakamları seçtik. Koşullu biçimlendirme. Simge kümeleri. Buradan diğer kurallara geliyoruz. Diğer kurallara geldiğimizde buradaki değerler şu yan taraftan değiştirebilirsiniz. Bunları örneğin şöyle seçelim ve ok yapalım. İlk yapmanız gereken yan taraftaki yüzde değerlerini sayı yapmak. Buradan sayı yapıyoruz. Bunu da sayı yapıyoruz. Buradaki değerler büyük eşit 30.000'i yazdım. Eğer 30.000'den büyük eşitse yeşil. 30.000'den küçük, 20.000'den büyükse bakın sarı. Eğer 20.000'den de küçükse kırmızı şeklinde olacak bir yapı düzenledim. Tamam dediğimde bakın buradaki değerler direkt hepsi işaretlenmeye başlayacaktır. Şimdi sadece örneğin 30.000'i geçenlerin yanına yeşil bir simge nasıl koyarız? Bunu yapalım. Bakın buradan kuralları temizle. Tüm sayfadan kuralları temizle diyorum tekrar. Amacım şu, bir raporlama yaptığınızı düşünün. Bu raporlamada bu tabloyu böyle göstermektense mesela 30.000'den yukarı olanların yanına bir yeşil simge koyalım. Rakamları seçtim. Buradan rakamları seçiyorum. Koşullu biçimlendirme. Buradan simge kümeleri. Buradan da diğer kurallar seçeneğinden yararlanıyoruz tekrar. Buradaki yüzde değerlerini sayı yaptım. Bakın her ikisinde birden sayı yapıyorum. Amacım neydi? 30.000'den yukarı olan değerleri işaretlemek. Buradaki sıfır değerini yazan yere geldim. Ve oraya gelip buraya
30.000 yazıyorum. 30.000'den yukarı ise ve yeşil yapacağız. Şöyle tıklayalım. Buradan da istediğiniz simgeyi seçebilirsiniz arkadaşlar. Buradan farklı farklı simgeler var. Ben örneğin şöyle yeşil şunu seçeyim. Yeşil onay simgesini seçtim. Sarı ve kırmızıyı istemiyorum. Sarıya tıkladım. Hücre simgesi yok. Kırmızıya tıkladım. Hücre simgesi yok diyerek bunları işaretledim. Tamam dediğiniz an bakın sadece 30.000'den yukarı olan değerlerin işaretlendiğini görürsünüz. Bunu tekrar yapalım. Kaldırayım tekrar. Kuralları temizleyelim. Amacım birinci çeyrekte ve ikinci çeyrekte bu sefer 25.000 olsun. 25.000'i geçen değerlerin yanına yeşil bir simge koyalım. Buradan koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Buradan simge kümeleri, buradan da diğer kurallar. Yüzdeleri sayı yapıyoruz önce. Buraya 30.000'i yazdım. 25.000 dedim galiba. 25.000'i yazdım. 25.000'den büyüklerin ne olmasını istiyorum? Yeşil ok. Diğerlerinde ise herhangi bir simge yok. Böyle kullanabilirsiniz. Bu çok güzel bir özelliktir bakın. Bir tabloda 10 numara hareket yapar. Tamam dediğinizde bakın sadece simgeler burada gelir. Şimdi bunu örneğin sayfa 8'e geçeyim. Şöyle bakın sayfa 8'e geçtim. Ctrl A'ya bastım. Tüm tabloyu dün de yaptık bunu. Birleştir ve ortalığa basıp birleştir ve ortalığı kaldırdım. Sonra boşlukları yukarıdakiyle dolduracağım. Girişten bul ve seç, özel git. Buradan boşluklar diyorum ve tamam diyorum. Seçtim bunların hepsini. Eşittir diyorum. Yukarı oka bastım. Klavyenizin Ctrl Enter'a bastığınız zaman bir anda hepsini doldurduk. Şimdi burada yan taraftaki değerlerde şöyle bir işlem yapalım. 10.000'i geçenlerin yanına, yan hücresine yeşil bir simge koyalım. Sadece 10.000'i geçenlerin yan üzerine. Öncelikle buraya geliyoruz. Eşittir deyip bunu buradan seçip Enter'a basıyoruz ve bunu aşağı kadar kopyalıyoruz. Birinci adım bu şekilde. İkinci adımda koşullu biçimlendirme, simge kümeleri, buradan diğer kurallar. Açılan pencereden sayı, tekrar sayı. Şartım neydi? 10.000'i geçmesi. Bunlara yok diyorum, buna da yok diyorum. Şimdi dikkat, tamam dediğimde 10.000'i geçenlerin yanına bakın yeşil simge geldi ama rakamlar da geliyor. Burada rakamları gizlemek için koşullu biçimlendirme kuralları yönet diyelim. Yazdığımız kurala geri gelelim. Kural düzenle diyelim. Açılan pencerede yalnızca simge gösteri seçip tamam deyin. Herhangi bir değişiklik yapmadan yalnızca simge gösteri seçip tamam diyelim. Tekrar tamam dediğinizde bakın direkt buraya artık yeşil simgeler gelir. Bunu bu şekliyle daraltabiliriz. Bir yandan da yazdıklarınızı okuyayım. Sıfırı ve boşluğu aynı şekilde algılıyor. Sadece hücre rengini nasıl değiştirmesini yapabiliriz. Bunu bir deneyelim. Şahin Bey şimdi deneyelim. Ortalamanın üzeri orta sarı altı kırmızı olsun ifadesi kolay bir işlem. Şöyle sayfa 2'de göstereyim. Şunu kaldıralım. Kuralları temizle diyelim. Burayı seçtiğinizde koşullu biçimlendirme, hücre kural, ilk son kuralları ortalamanın üstünde deyip bunu yeşil yapalım örneğin. Hiç burayı bozmadan koşullu biçimlendirme, kuralları temizle, ilk son kuralları ortalamanın altında da direkt kırmızı yaptığınız zaman bakın bu şekliyle bunu yaparız. Şimdi burada asıl koşullu biçimlendirmelerde bilmeniz gereken ve işin zor kısmı aslında burada şudur. Tüm satırı boyamak nasıl yapacağız? Amacım şu. Bu tabloda birinci çeyrek ve örneğin ikinci çeyrek rakamı 30.000'den yukarı olan değerlerin satırını nasıl boyarım? Şöyle.
şu satırları boyamam lazım. Bakın 30 binden yukarı olanların şurası var örneğin. Şurası var. Bakın şurası var gibi. Şurası var gibi. Şimdi arkadaşlar burada şu cinliği yapmayın. Ben bunu sıralama yaparım. 30 binden yukarıların satırını boyarım. Tekrar eski haline getiririm gibi bir şey değil bu olay. O biraz daha böyle amatöre kaçar. Buradan şöyle seçeceğiz. Bakın başlığı seçmiyorum. Buna dikkat edin. Başlık hariç tüm tabloyu seçiyorum şöyle aşağı kadar. Koşullu biçimlendirme. Buradan kuralları yönet yeni kural diyeceğiz. Açılan pencerede biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan ifadesini seçeceğim. Ve buraya gelip buradan eşittir. Şimdi şartım nerede? E'de bakın. E2'de ilk değer. Buraya mutlaka dolar koyuyoruz. Dolar bu örnek için dolar E2 büyük eşit 30.000 yazıyorum. Biçimlendir kısmına gelip dolgu kısmına gelip buradan bir renk seçerek tamam ve tekrar tamam dediğinizde bakın 30.000'den yukarı olan değerlerin işaretlendiğini görürsünüz. Buradan buna benzer bir şeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir daha yapalım bunu. Kaldırayım tekrar. Kuralları temizleyelim. Mesela sayfa 8'e dönelim tekrar. Şu E'yi de sileyim buradan. Burada da fatura tutarı 10.000'i geçenlerin satırını boyayalım. Şöyle. İlk hücreye tıkladım. Bakın başlığın bir altına. A2'ye tıkladım. Ctrl Shift sağ ok ve aşağı okla tüm tabloyu seçtim. Ctrl Backspace'te de geri geldim. Amacım fatura tutarı 10.000'in üzerinde olanların satırını boyamak. Koşullu biçimlendirme buradan yeni kural. Buradan da formül kullan. Buraya geliyoruz. Şimdi burada şartımız ne arkadaşlar? Bakın hücreye bakın. D2'de. Eşittir. Dolar D2 büyüktür eşittir 10.000 diyerek bu şartı veriyoruz. Biçimlendir diyelim. Dolgu rengini hafif bir renk seçin. Çok koyu sert renkler seçmeyin. Buradan bunu seçtim. Tamam dediğimde bakın 10.000'den yukarı olan değerlerin işaretlendiğini buradan rahatlıkla görürüz. Şimdi burada şunu bir deneyelim. Şunu bir deneyelim. Şöyle yapalım. Koşullu biçimlendirme. Kuralları temizle diyelim. Şunları sıfır yapalım. Şöyle. Amacımız şurası şöyle seçtim. Şuraya kadar seçeyim. Fatura tutarı sıfırsa bir de şöyle yapalım. Boşluk bırakalım. Bakın rastgele siliyorum. Şöyle seçtim. Amacım eğer sütun boşsa, hücre boşsa D sütununda orayı boyayalım. Koşullu pardon. Koşullu biçimlendirmeye geldik tekrar. Yeni kural. Formül kullan. Buraya geliyorum. Eşittir. Dolar. D2. Eşit. 0. İse biçimlendir diyelim. Bakın burası hem sıfırları hem boşları aldı. Burayı da demek Excel sıfır olarak görüyor. Peki. Şimdi şunu deneyeceğiz. Kuralları temizledim. Tekrar seçtim. Şöyle. Koşullu biçimlendirme. Amacım şu arkadaşlar. Şunu yapmaya çalışıyorum. Burası boş olan hücreleri işaretlesin. Sıfır olanları değil de boş yazılmamış değerleri işaretlesin. Mesela bu bir cari bakiye listesi ise baki sıfır olanlar değil ama henüz ödemesi girilmeyenleri işaretleme gibi. Yeni kural diyelim. Buradan formül kullan diyelim. Buradan geldik. Eşittir. E boşsa aç parantez
Dolar D2 kapa parantez biçimlendir. Renk verelim. Tamam diyelim. Tekrar tamam diyelim. Bakın sadece boş olan hücreleri buradan işaretlettik. Sıfır olanları değil, dikkat edersiniz. Sadece henüz ödemesi girilmemiş olan değerleri buradan işaretledik. Bunu kullandığımız formül arkadaşlar eşittir E boşsa formülü. Bir hücrenin boş olup olmadığını test eder. Şöyle göstereyim, bakın. Yanlış ifadesi onun dolu olduğunu, hücrenin dolu olduğunu gösterir. Şöyle çektiğiniz zaman şuradaki doğru ifadeleri o hücrelerin boş olduğunu gösterir. Sıfır değil. Sıfır olduğu zaman hücre boş olmaz. Bu şekilde bakın. Direkt böyle yapabiliriz. Bu güzel bir örnek. Bunu Vidoport'a koyalım. Bu boş olan hücrelerin satırlarını boyama gibi ödeme listelerinde bu şekilde yapabiliriz. Öksürük sigara içmeden değil ya İbrahim Bey. Sigara içmiyorum. Ben alkol de çok az kullanırım ama sigara kullanmam. Bir gıcık öksürüğü var. Koşullu biçimlendirmeleri bu şekilde kullanabiliriz. Gayet güzel ve kullanışlı bir özelliktir koşullu biçimlendirmeler. Buradan baktığınızda veri çubukları, renk ölçekleri, simge kümeleri detaylı olarak kullanılabilir. Eğer bunların cevap vermiyorsa yaptığınız şeyler, buradan yeni kural özelliğini kullanarak da bunu rahatlıkla yapabiliriz. Bakın şöyle bir örnek yapalım. Koşullu biçimlendirmede tekrar. Şimdi yukarıya geldik. Örneğin şu tabloda, sayfa 4'te. Buradaki bir hücre boşsa o hücreyi direkt renklendirelim. Şimdi az önce yaptığımız gibi yapamayız. Çünkü burada da boş var, burada da boş var, burada da var. Farklı yerlerde var. Amacım şu. Buradaki boş hücreleri işaretleteceğim Excel'e. Rakam girdiğim zaman o rakamların hücre boş olmaktan çıkacağı için direkt rakamı o hücreyi renklendirecek. Buraya geldim. Seçtim bunları. Koşullu biçimlendirme. Yeni kural. Açılan pencerede buradaki yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendirme özelliğini kullanıyoruz. Bunu seçtikten sonra hücre değeri kısmına gelip buradan boşluklar ifadesini seçiyorum. Bakın sadece boş olan hücreler. Biçimlendirden kırmızı rengi verelim, dikkat çeksin. Tamam diyelim. Tekrar tamam diyelim. Bu şekilde bakın bunlar işaretlendi. Şimdi gelip buradaki kırmızıya herhangi bir rakam yazdığınız zaman bakın kırmızılık kalkar. Şöyle hepsini kaldırayım. Bu hücre boş olmaktan çıktı. Bu kırmızılıklar kalkar. Bir hücreyi sildiğiniz an bakın sildim. Şöyle tıkladığınız zaman da o hücre kırmızı olarak gelir. Veri doğrulama ile kısıtlı aralığı koşullu biçimlendirme denemek lazım, yapılabilir. Bayram Bey, 2016 kullanıyorum. Yeni formülleri kullanmam için ne yapmanız lazım? Kullanmanız lazım Bayram Bey. Örneklerle bol bol yeni formülleri kullanacaksınız. Yeni kural penceresi oldukça geniş. Başka bir hücreye veri girerek ona göre koşullu biçimlendirme yapılır. Yapılabilir. O değer oradan büyükse o satırı boya gibi bir değer yapılabilir. Meslek aslen matematik öğretmeniyim ben ama yapmadım matematik öğretmenliği. Mustafa Sacarlar Bey sanırım toplu boşluk bulup virüs tek satırı bilgi okuduğum için tekrar yapar mısınız? Onu yapayım, tamam. Evet, şunu bir daha yapalım. Şu sayfa 8'deki şu boşlukları doldurma özelliğini şöyle basitçe şuradan göstereyim. Şöyle seçtim. Buradan temizle diyelim. Şurayı seçtim. Buradan temizle dedim. Şurayı seçtim. Buradan da temizle dedim. Şöyle boşluklar oluşturdum. Amacım bu boşlukları
üstteki değerlerle doldurmak. Şöyle de tüm şeyi kaldıralım. Şu boşluğu, yani şurayı Cihan Demirci ile dolduracağım. Şöyle bunun tarih olarak dolduracağım gibi bütün boşlukları dolduracağım. Bak. Birinci adım, tablonun tamamını seçiyoruz. Şöyle seçtim. Ya da kontrol A'ya bastık, seçtik. İkinci adım, bul ve seç, özel git. Buradan boşluklar deyip tamam diyoruz. Tüm boşlukları bakın bir anda seçti. Üçüncü adım, klavyeden Shift eşittir'e basıyoruz. Eşittir işaretini gördük. Bakın A6'da. Dördüncü adım, klavyenin yukarı okuna basıyoruz. A5 diye gördüm ben örneğin. Beşinci adım, kontrole basıp basılı tutup Enter'a basıyorum ve bu şekilde hepsini bir anda doldurdum. Üstteki verilerle bunu doldurma böyle. Tabii bir sonraki adımda da bunları seçip şöyle sağ buton kopyala deyip bunu tekrar değer yapıştırmayı burada unutmamak lazım. Yoksa formül kalacağı için sıkıntı olabilir. Şurada bir örnek daha yapalım ve bugün bitirelim. 40 dakikamızı tamamlayalım. Şimdi şurada, bu şurada şöyle göstereyim basitçe. Şunları silelim. Hedef satış, Alt Enter, tutarı. Bir hedefimiz var. Şöyle örnek vereyim. 8.750 lira bir hedefimiz olsun. Şimdi amacım bu listede 8.750'yi geçenlerin satırını şöyle satırını boyamak. Bakın bunu yapacağız. A2'ye tıkladım. Ctrl Shift sağ ok, aşağı ok seçtim. Ctrl Backspace'e geri geldim. Koşullu biçimlendirme buradan yeni kural buradan formül kullan. Şimdi iki tane formülüm, bir tane formülüm var ama şartım nerede? F'de. Buraya geliyoruz. Eşittir. İlk şart hücremiz nerede? Şartımızın başladığı hücre. B2'de. Dolar B2. Ne diyeceğiz? 8750'den küçükleri işaretleyelim. Tutmayanları işaretleyelim. Küçük. Nereden? F1'den. F1'e tıkladım. Bakın elle yazmıyorum. Dolar F, dolar 1'i gördüm. Biçimlendir diyorum. Buradan hafif bir rengi seçtim. Tamam diyorum. Tekrar tamam dediğimde bakın 8750'den küçük olanlar işaretlendi. Şimdi bunu 3500 yapalım. Şimdi de 3500'den küçük olanlar bakın işaretlendi. Buradaki formül aslında arkadaşlar şöyle. Kuralları yönet diyelim. Kuralı diyelim. Bir dakika becerebilecek miyim? Evet şöyle ekran fotoğrafı çektim. Şöyle baktığınız zaman dolar F2 dolar F dolar 1'den niye bu dolarları kullanıyoruz burada? Bunun nedeni şu. B2 B'deki ilk değerden başla demek. Formülü burada uygula demek. Ve B3 B4 diye aşağıya doğru in demek. Dolar F dolar 1 buradaki hedef değer bu zaten sabit değer. O yüzden bunu mecburen sabit demek zorundayız. Çünkü formül aşağı doğru indiğinde kaymasın. Bu şekliyle tamam dediğinizde bakın bunlar direkt uygulanır. Koşullu biçimlendirmeleri mutlaka bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örnek dosyamız burada sayfa 2'de var örnek dosyamız. Eğitim XSX dosyamız. Bu dosyayı indirerek bu eğitim videosunu 40 dakikalık bu eğitim videosunu baştan sona tekrarlamanızı öneririm. Koşullu biçimlendirmelere hakim olursunuz bu sayede. Takıldığınız yerler olursa da tekrar yorumlara yazarsanız oradan beraberce bakarız. Bu canlı yayınlar konusunda da bu hafta full 5 gün canlı yayın yapacağız. Yani cuma akşamında dahil 5 gün canlı yayın yapacağım. Haftaya belki aralıklarla yaparız. Onu pazartesi günkü canlı yayında söylerim, netleştiririz.
Daha sonra bir konu listesi yayınlayacağım. Bu hangi gün ne konunun işleneceği ile ilgili ömervacı.com.tr'de bunu yayınlarım. Oradan da takip edebilirsiniz. Gün gün canlı yayınlar ve konuları bu şekilde takip edebileceğiz. Evde kalalım, sağlıklı kalalım. Bol bol Excel çalışalım. Son olarak mesajlarınıza da bakalım. Canlı yayınlar yeni mi? Yeni sayılır Mahmut Bey. 2016 kullanıyorsanız aktif formüller aktif değilse olmayabilir Soner Bey. Kutu satın almışsınızdır. 365 paketlerinde yok vardır. Sizdeki kutudur. O yüzden güncellenmiyordur. Power Query'yi ayrı bir derste işleriz Mahfuz Bey. Bu başlı başına bir ders. İlk Excel dersi aldığım dönem istemiş. Ne güzelmiş Sağ Sacarlar Bey. Ne güzel. Bu akşam, bu hafta her akşam 9.30 ile 10'u 10 geçe arası 40 dakikalık canlı yayınlar yapacağız. Bu hafta böyle full 5 gün canlı yayın yapacağız. Bayram Bey, kullandığınız paket 2016'dır. 2016'nın kutu paketini satın almışsınızdır ya da şirket bilgisayarınızda yüklüdür. O güncelleme yapmadığı için yeni formüller yoktur. 365 paketlerinde yeni formüller geliyor. XLOOKUP Türkçe'de çaprazara diye geldi. Bakın bende var mı acaba çaprazara gelmiş mi? Evet, çaprazara formülü gelmiş. Bunu da ayrı bir eğitimde işleriz. Bu çünkü her bilgisayarda yok. Düşey aranın yerine gelen bir formül o. Başlı başına bakarız. Çok da takılmayın. İstanbul'dayım. Mahmut Bey canlı konuşma şansımız yok. Çağatay Bey İstanbul'dayım. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Denizli'yim ama Denizli'de ve İstanbul'da yaşıyorum diyeyim ya. Hepinizin kandilini kutluyorum. Mutlu kandiller, hayırlı kandiller. İnşallah bu virüs sıkıntısından bir an önce kurtuluruz. Tekrar müşterimizin başına döneriz. Bol bol Excel'le çalışırız. Yarın akşam tekrar 9.30'da arkadaşlar görüşmek üzere. Görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bu videoyu paylaşabilirsiniz. Vidoport üzerinde eğitimlerde %50 indirimimiz var. Kampanyamız var. Şuradan şöyle göstermeye çalışayım. Vidoport'tan da şuradan göstereyim. Yararlanabilirsiniz. Şuradan çıkış yapalım. Excel konusunda ücretsiz setlerimiz de var. Mesela Excel'i öğrenmeye başlamak setimiz ücretsiz. Bu seti mutlaka izleyin ve tamamlayın. Daha sonra bu seti ilerleyebilirsiniz. A'dan Z'ye ileri düzey Excel eğitimini takip edebilirsiniz. Burada Excel ile ilgili tüm eğitimleri alabilirsiniz arkadaşlar. Makrolardan, düşey ara kullanımından, Outlook kullanımına, PowerPoint kullanımına, Word kullanımına kadar tüm eğitimler burada var. Hepsi düzenli olarak videoya çekilmiş olarak konular. Mesela bakın A'dan Z'ye ileri Excel'e bastığımda aşağı doğru indiğiniz zaman konuları detaylıca var. Hem güncel hem de Türkiye'deki en iyi eğitmenler tarafından hazırlanan bir sitedir bu eğitimler. Vidoport'u bir inceleyin, bir göz atın. 150 indirimli kampanyamızdan da yararlanabilirsiniz. Şuradan detaylı bilgiye bastığınız zaman buradaki fiyatları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu süper paket fiyatımız. Bunun içinde 1 yıl boyunca site üzerindeki tüm eğitimler var. Artı ileri düzey Excel kitabı var. 2019 kitabı. Yani şurada gördüğünüz kitap. Şuradaki Excel 2019 kitabı. Bundan ve bir de Excel defteri geliyor bu sette. Bir de 1 yıllık tüm eğitimler var. Bu KDV dahil 180 liraya geliyor şu anda indirimde, %50 indirimde. 1 yıllık üyeliğimiz, bu da 1 yıl boyunca tüm Excel eğitimlerini tüm eğitimleri kapsıyor. Excel dahil tüm eğitimleri kapsıyor bu setimiz. Bu da 120 liraya geliyor şu anda. Excel üyeliği ise 1 yıl boyunca tüm Excel eğitimlerini kapsıyor sadece. Başka diğer eğitimleri, Word'dür, PowerPoint'ler eğitimlerini kapsamıyor. 6 aylık ve 3 aylık üyeliklerde süre açısından farklı ama her ikisi de tüm eğitimleri 6 ay boyunca, 3 ay boyunca kapsayacak şekilde fiyatlarımız var. Buradan yararlanın. Buradan üye olarak
eğitimleri izleyebilirsiniz. Ücretsiz eğitimleri de izleyebilirsiniz. Örneğin şu eğitimi kesinlikle izleyin. Alttaki ücretsiz PowerPoint eğitimimizi izleyin. Bakın buna bilginizi tamamlayın. Eksik kaldığınız yerlerde de ayrıca birebir konuşalım. Yarın akşamki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. 45 dakikayı tamamladık. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Şuradan kapatayım tekrar. Döndüm yayınıma. Şöyle geldim. Hepinize iyi akşamlar, iyi kandiller. Tekrar yarın görüşmek üzere. 9.30'da başlıyoruz arkadaşlar. Yorumlarınızı yazabilirsiniz, videoyu paylaşabilirsiniz. Sizi sık sık Excel konusunda arayıp başınızı ağrıtan arkadaşlarınıza haber vererek bu eğitim videolarını ve özellikle Vidoport'a üye olmalarını sağlayabilirsiniz ki oradan öğrensinler, sizi rahatsız etmesinler. Tekrar yarın akşam görüşmek ümidiyle. Hepinize iyi akşamlar, iyi kandiller.